var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Almanya'dan geldik, ilk defa yardım ediyoruz. Evet. 4 dakika önce ayrı çekin. Ondan sonra çekelim. Tamam. Sen git. Vaktiniz almadın. 2 saniye. Nerede çekildik de sor. Tamam. Ben de çekildik de sor. Benim fotoğrafı gördün mü? Ben çok seviyorum. Buraya bakarsın, kafam karıştı. Tamam, bak bak. Bergüzar Hanım, çok yakın arkadaşınızın. Evet, soralım sen size, istersen işime canım. Şöyle alalım hatta, daha da yolu kapatmayalım. Pardon. Daha rahat olsun. Aynen. Evet. Bir de ses kaydı açalım. 7.10 artık son röportajı açalım. Evet. İyi teşekkürler sormalı. Evet. Çok yakın arkadaşınız birazdan sahne alacak. Çok yakın arkadaşı, evet. Neler söylüyorsunuz, oradan başlayalım. Yani o bizim değerlimiz, hepimizin en değerlisi. Hayalini gerçekleştirdiği için hepimiz onun yanında olmaktan çok mutluyuz. Yolu açık olsun. Ondan. Artık yıl da bitiyor. Evet. Yılın son röportajları da diyebiliriz. Aha. Geçtiğimiz aylarda da kızınızın doğum günü vardı. Çok duygusal, evet, paylaşımlar yaptınız. Evet. Ne söylesin Leyla ile ilgili oradan konuşalım. Çok şükür 1 yaşında oldu. Ondan sonra büyüyor. Büyüdükçe yani her gün yeni bir macera her çocukta. Güzel geçiyor her günümüz. Kız çocuk, evet, farklıymış tabii. Hani refleksleri, her şeyi farklı. Büyürken ilk yaptığı şeyler, İlk cümleleri, ilk kelimeleri hepsi birbirinden farklıymış. Ondan sonra güzel ama eğlenceli geçiyor ev. Bayağı eğlenceli yani. İlk kelimeleri ne oldu peki? Baba. Ama çok farkında olarak bir sorun değil. Ondan sonra tabii Halit çok mutlu. Tatlı bir kız. Babaya daha çok düşkün gibi olur zaten kız çocukları derler. Evde de öyle bir derler. Durum var mı? Şöyle oldu. Leyla uzun süre tabii süt emdiği için hep yani hiçbir biberon da almadığı için hep biz böyle birlikte zaman geçiyorduk. Diğerleri sütümü sağıp veriyordu, Halit biberon da veriyordu. O yüzden bana hep sitem ediyordu, bu çocukla hiç baş başa zaman geçiremiyorum geceliğin çünkü sen hep emziriyorsun diye. Benim kızımla ilişkim yürümüyor falan diye. Şimdi tabii artık süt bitti yani, emmiyor Leyla. O yüzden onların müthiş bir diyaloğu başladı. Artık hani babasının kucağına inmek istemiyor, beraber oyun oynuyorlar. Güzel ya, Allah bütün çocukları korusun, hepsinin sağlıkla. Abileri nasıl peki? Hani? Abileri de iyi. Han 2,5 yaşında. O tabii ortanca olmanın bütün hem avantajı hem dezavantajını yaşıyor. Alim benim boyumda. Buraya gelmeden önce anne ben galiba senin boyunu geçtim dedi. Aynada bir baktık. Aynı boydayız. Ondan sonra başka yani böyle 3 çocuk. Güzel geçiyor çok şükür. Yılbaşı planı ne peki? İstanbul'da mı olacaksın yoksa Londra'da mı? Burada olacağız. Burada olacağız. Arkadaşlarımızla, en yakınlarımızla. Ailelerimizle, o yüzden geldik zaten. O yüzden çok mutluyum. Londra hayatı nasıl geçiyor? Birazcık da oraya dönmek istiyorum. Orası nasıl geçiyor? Orası çok yavaş, çok durağan. Ondan sonra tabii ki çok çocuk odaklı, ev, aile odaklı. Öyle geçiyor açıkçası. Orada zaman biraz daha yavaş akıyor. Evet, daha sakin bir hayatım var. Ama tabii yalnızsınız yani, dostlarınızı, sosyal çevrenizi çok özlüyorsunuz. Yani benim için öyle en azından. Ondan sonra işte çocuklar okula gidiyor. Full time onlarlayım zaten. Halit Bey peki hani özlüyor mu burayı? Tabii ki de özlüyorsun sosyal ortamınız vesaire. Çok yemeklere en çok geliyoruz. Diyebiliyor muyuz yani? Yani ben eskiden bu hani tabii turist olarak gidince yurt dışına orada birkaç gün kalıp yiyordunuz ve çok keyifli dönüyordunuz ama tabii insan daha uzun zaman geçirince buradaki her şey yani bütün yemek, buradaki hani sosyal ortamınız, restoranlarınız, aldığınız hizmetin ne kadar kaliteli, ne kadar ayrıcalıklı olduğunu görüyorsunuz. Yani kıyas bile kabul edilmez. Ondan sonra bizim yemeklerimiz zaten tartışmaya açık değil yani. Ama biz tabii evde zaten hep, pardon, kendi yemeğimizi pişirdiğimiz için hani normal buradaki düzen neyse orada da devam ediyor açıkçası. Oyunculukla ilgili yeniden setlere dönme gibi bir planınız var mı önümüzdeki sene 2023 için özellikle? Yani artık tabii süt de kesildiği için çocuklarla daha tabii hani kısa işlerim oluyor, işte oyunum oluyor, reklam çekimlerim oluyor. Dizi artık herhalde yaparım yani,
dijitale yaparım diye düşünüyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Valla ben de bekliyorum. İnşallah güzel bir şey olur. Halit Bey bugün sizle birlikte eşlik edebilecek mi, yoksa kendi işlerim var, burada olacak mı kendisi? Bugün o çocuklarla. O yüzden ben buradayım. O da Ayhan'a çok sevgilerini iletti. Bugün ben kız arkadaşlarımdayım. Kız kızı evet, bir gece olacak. Kız kızı keyif yapacağız inşallah. Yeni yıldan son olarak beklentiniz alabilir miyiz? Bir de sizden bir yılbaşı mesajı isteyeceğiz bizim TV100 ailesi için. Eğer ki uygun olursa sizin için. Tabii. O zaman 2023 beklentilerinizi alalım, sonra da yılbaşı mesajını alırız. Her yıldan olduğu gibi, hayatta hepimizin her zaman arzu ettiği gibi önce sağlık, mutluluk, tüm sevdiklerimizle beraber huzurlu, umutlu bir yıl diliyorum. Evet, bir de mesajı alabilir miyiz? Mikro... Teşekkür ederim. Fotoğraf alacağım. Tamam. Ben de arıyorum abla. Tamam, ha, buldum. Tamam. Okay, I'm going to take it. Çok para. Bekliyorlar. Kamer çekiyor. No camera. Abla.